Soy, İsmail Emrah Karayel Hü Onlar milletvekilleri. Yani mecliste köylünün, yoksulun, öğrencinin, işçinin, kısacası milletin hakkını savunmakla görevli vekiller. Ancak bu milletvekilleriyle ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. yasama dönemi başladığından bu yana 32 milletvekili, milletvekili yemini dışında kürsüye çıkmadı. Artvin, Milletvekillerinin 27. yasama dönemi başladığında 20 bin lira olan maaşları 25 bin liraya yaklaşmıştı. 27 ayda her milletvekiline 500 bin liradan fazla maaş ödendi. İsmail Güneş, Özkanyalım. Bir günün haberine göre mecliste 290 sandalyeye sahip AK Parti'den 27 milletvekili bugüne kadar genel kurulda sadece yemin töreninde konuştu. Ülke ya da milletvekilliğini yaptığı kent hakkında hiç konuşmayan 27 vekilin ilk imza sahibi olduğu kanun teklifi, araştırma, soruşturma ve genel görüşme önergesi de bulunmuyor. Teşekkür ederim. Bu milletvekillerinin önemli bir bölümü eski bakan ve AK Parti genel merkez yöneticilerinden oluşuyor. Antalya Kale Kapısı'nda 81'li... MHP'den 2, HDP, CHP ve Yenilik Partisi'ndense birer ismin de benzer durumda olduğu görüldü. Soy, İsmail Emrah Karayel, Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal hastalığı nedeniyle parlamento faaliyetlerine katılamadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı yapan bazı isimlerle eski bakanlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetlerine katılmadı. <laughs> Çoğunun faaliyeti başka milletvekilleri tarafından hazırlanan yasa tekliflerine imza vermekle sınırlı kaldı. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürkünse, listedeki isimlerden tek farkı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 4 yazılı soru önergesi sunması oldu. Arhan, Lütfü Türkkan, Cemil Yaman